فَفَوِّذُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير والأبعسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل من أربع من الجنابة والحجامة غسل الميت غسل الجمعة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı nizam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmainin bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ital dar baka edenler rahmetullah aleyhim ecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız müşahefendilerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin geçmişlerinin bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyımın, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, suleha, şüheda, mümin, müminat, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. El guslü min arba. Gusül, boy abdesti diye bizim tanımladığımız dinde, fıkıhta gusül dört şeyden gerekir. Evet. Minel cenabe. Cünüplükten. Evet. Erkeğin sperm menisi tenasül uzvunun dışına çıktığı zaman bu dokunmaktan, bakmaktan, öpmekten olabilir. Veya tenasül uzvunun kadının tenasül uzvunun girmesi sebebiyle boşalma olabilir. Bu gibi durumlarda cünüp olur insan. Meni çıktığı zaman tenasül uzvundan cünüp olur, cünüplükten dolayı gusül gerekir. Tabii bu oynaşma, öpüşme ki fıkhi meselelerdir. Bunları açıklıyorum. Çünkü bunu bilmek her müminin görevidir. Oynaşırken tenasül uzvu, kadının tenasül uzvu girmese bile öpüşme, sevişme, kucaklaşma, bakma durumlarında erkeğin menisi tenasül uzvundan dışarı çıkarsa gene cünüp olur. Gusül etmek farz olur. Böyle bir meni boşalması olmasa bile erkeğin tenasül uzvu kadının tenasül uzvuna, erkeğin tenasül uzvunun başı kadının tenasül uzvuna girdiği anda boşalma olmasa bile gusül farz olur. Evet. Gusül dört şeydendir. Birisi bu bundan dolayıdır. Bu gusül abdestini almak için evvela böyle bir olaydan sonra meni boşalmasından sonra böyle durumlardan sonra bir tuvalete gitmek gerekir. Neden gerekir? Çünkü kanallarda meni kalabilir. Dışarı akmayabilir. Sen gusül edersin tekrar meni çıkar gene başına iş açar. Ondan dolayı biraz hareket etmek, hareket edecek yer bulamazsan tuvalete gitmek gerekir. Tuvalette çişini yaparsın, idrarını yaparsın. O böyle kanallardakini dışarıya atar. Ondan sonra işte yıkanırsın ve sonra gusül abdesti alırsın. Gusül abdestini almak Kur'an'da var. Kur'an-ı Kerim'de aynen bu anlattığım, Türkçesini söylediğim şeyleri Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ayetine işletmiş. Evlâ mestümün nisâ. Kadınlara dokunduğunuz zaman tabii o dokunmaktan kasıt öbürleri de var.
gusül abdestinin farz olması Kur'an'la sabit, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleriyle sabit, icma ile sabit. Her dört delilin Kur'an, kitap, sünnet, icma, kıyas dört elille sabit, dört elle sabit, dört delille sabit. Bunu yapan dediğim gibi idrarını yapar, yollarda bir şey kalmasın diye. Yıkamadan evvel öksürür, ıkınır, yollarda bir şey kalmasın diye. Sonra sol eliyle önünü arkasını yıkar. Sonra gusül edeceği yere, banyoya sol ayağıyla girer. Dışarıda Allah'a sığınmak caiz. Cünüp de olsa, hayızlı da olsa bir kimsenin dua etmesi, zikretmesi, tesbih çekmesi, istiğfar etmesi caizdir. Ancak Kur'an okuyamaz, Kur'an'ı eline alamaz, Kur'an'a dokunamaz. Fakat Kur'an okuyanı dinleyebilir. Kur'an okuyanı dinleyebilir. Evet, onun için tuvalete girmeden evvel yahut da banyo yapacağı yere girmeden evvel dışarıya Allah'a sığınabilir. Eûzu bike minel hubsi vel habâis. Şeytandan, pislikten, pislerden Allah'a sığınıyorum. Sol ayağıyla girer. Banyoda önünü arkasını kıbleye dönmemek gerekir. Çünkü biz kıble bizim bereket, rahmet kaynağımızdır. Saygı duymamız gereken bir yerdir. O Kabe'nin bulunduğu yer haram bölgesi. Oraya dışarıdan gelenler mutlaka ihram giyecekler, bir ömre yapacaklar. Oranın özel kanunları var. Orada bir günah işleseniz 100.000 günah, bir sevap işleseniz 100.000 sevap, 100.000 katıyla çarpılıyor. Öyle saygı duyulması gereken bir yer. Onun için önünü arkanı normal zamanda da kıbleye dönmemek lazım çişini ederken. Arkanı da dönmemek lazım. Bir de gece yatarken veya otururken mazeret yoksa, mecbur kalmamışsan ayaklarını kıbleye uzatmamak gerekir. Kıbleye tükürmemek gerekir. Evet, her zaman anlatıyoruz. Büyüklerden bazı Bessami Hazretlerine talebeleri demişler ki efendim şu memlekette şöyle alim, şöyle güzel bir hoca efendi var. Hemen kalkın gidelim demiş. Duasını alalım, ziyaret edelim, gönlünü alalım. Gitmişler talebeyle beraber. Onlar varırken o köyün de harman yeri derler. Köyün boş yeri, arazisi. O hoca da oraya çıkmış. İşte bunlar keramet ehli hoca efendi, Bayezid Bestami Hazretleri. Tam o sırada işte demişler ya baksana denk geldi. Adam da buraya çıkmış. Tam o sırada baktığında adam kıbleye karşı ahoktu diye tükürmüş. Ben gidiyorum demiş. Ne oldu hocam demişler talebeler. Kıbleye tükürülmeyeceğini bilmeyen adam hocam hoca olamaz demiş. Ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Evet, bu kadar önemli kıbleye saygı duymak. Evet, tükürürken asla kıbleye tükürmeyin. Ayaklarınızı kıbleye uzatmayın. Mecbur kalmadıkça, çaresiz kalmadıkça. Yatarken kıbleye ayağınızı karyolunuz yatağını değiştirin. Tuvalette de bazı hocalar kapalı olduğu için falan filan diyorlar ama en güzeli, garantilisi kapalı da olsa kıbleye önünü arkanı dönme. Evinde taşını, kıblenin taşını ona göre değiştir. Yönünü ona göre değiştir. Evet. Böyle gittikten sonra yolda işte bu meni kalıntısı kalmasın diye, garantili olsun diye. Evet. Ondan sonra sol ayağla banyoya girilir. Ondan sonra el yıkanır. El yıkanır. Niyet edilir tabii. Niyet etmek ibadet olduğu için lazım ama bizim Hanefi mezhebinde niyet edilmese bile bir adam ağzını, burnunu, cemî bedenini yıkarsa hiç kurku almayacak şekilde guslü geçerli olur. Adam temizlenmiş olur. Ama bizim Hanefi mezhebi dışındakiler bu bir ibadettir, şeysiz olmaz diyorlar. Niyet İmam-ı Azam da diyor ki Kur'an-ı Kerim'de guslü Allah bize emrederken niyetten bahsetmiyor. Bu niyet yok. Kanuni tefsir derler buna. Bugün hukukta da böyle. Kanunun lafzına tabi olur ki bugün modern hukukta da böyledir. Yani niyet şart değildir. Onun için cünüp adam, hayızlı kadın bitmişse hayızı, denize atlasa çıksa, büyük havuz atlasa çıksa, ağzına burnuna su alsa guslü cünüplükten kurtulur. Evet efendim. Elini yıkadıktan sonra niyet eder. Niyeti sünnettir.
niyet ettim neveytül gusle, evet takarruben lillahi li rafil cenabeti, cünüplüğü kaldırmak için gusle niyet ettim. Türkçe söyle. Evet, böyle niyet ettikten sonra içeride besmele çekmek yok. Dışarıda besmele çektik. Çünkü tuvalette, banyoda böyle şeyler olmaz. Evet, kıbleye önümüz arkamı dönmeyeceğim, tekrar hatırlatıyorum. Ağzımıza 3 defa bol bol su alıp ta bu ağzımızın her noktasına ulaşacak şekilde gargara yaparız. Ondan sonra burnumuza 3 defa bol su alıp sol elimizle kıbleye olmamak kaydıyla sağımıza solumuza dönüp boşaltırız. Ondan sonra tam bir namaz abdesti alırız. Namazda dururken abdest aldığımız gibi elimizi yıkarız, ağzımızı, burnumuzu, yüzümüzü, kolumuzu, başımıza, kulaklarımızı, ayağımızı. Bu şekilde tabii abdest aldığımız yerde su birikintisi varsa ayaklar en sonuna bırakılır. Ama su gelip gidiyorsa ayaklar da yıkanır. Ondan sonra sağ omuzundan başlanır. 3 defa su yıkanır. Gusül abdesti nasıl alınır? Ağzımıza 3 defa su verdik. Sonra burnumuza 3 defa su verdik. Sonra tam bir namaz abdesti aldık. Sonra sağ omuza 3 defa su dökeriz. Bütün vücudumuzu ovuştururuz. Kuru yer kalmayacak şekilde. Sol omuza 3 defa su dökeriz. Ovuştururuz. Veya işte musluk akıyorsa onun altına gireriz, çıkarız. 3 rakamını şey etmek için. Bunlar tabii 3 yapmasan da gusül geçerli. Ama bu guslün bir sünneti. Ondan sonra başımıza 3 defa tabii kulaklarımızı, göz pınarlarımızı, göbeğimizi böyle elimizle kurcalayarak kuru yer kalmasın diye böylece guslederek çıkarız. Sağ ayağımızla çıkarız. Boy abdesti böyle almış olur. Burada da onu tarif ediyor zaten. Ama böyle bu usule yapmadın. Bu bir sünnet. Doğrudan doğruya boy abdesti aldın. Ağzına, burnuna, yine gusül geçerli. Cünüpten kurtulursun. Ama sünnet üzere olmak istiyorsan fıkıh kitaplarında böyle tarif var. Evet, gusül 4 şeyden icap eder. 1- Cünüplükten kurtulmak için, evet, cünüplükten kurtulmak için, evet, evet, bu üçer defa yapmak, bunları sünnet olduğunu tekrar hatırlatalım. Vel hacame, önemli olan kuru yerin kalmaması, kuru yerin kalmaması. Vel hacame, evet, hacamet olacaksan kan aldırmak şifadır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu halk arasında devam ediyor. Şimdi de devlet doktorlara kurslar yaptı. O kurslara tabi oldular. Orada belge aldılar. Doktorlar da şimdi hacamet yapıyorlar. Bu hacametten evvel gusül gerekir. Bu mecburi değil. Belki ölebilirim. Değil mi? Kan durmayabilir. Şu olabilir, bu olabilir. Abdestle ölürsen imanlı göçmek garantili. O bakımdan ötekinde farz. Cünüplükten, hayızdan kurtulmak için gusletmek farz. Burada farz değil. Sünnet gereği Peygamberimiz. Yani ölebilirim diye hacamet olmadan evvel boy abdesti almak gene Peygamberimizin emri vel hacame, hacametten evvel onun başlangıcında evet gaslül meyyit, cenaze yıkadınız. Evet. Cenaze yıkamada da boy abdesti almak sünnettir. Şart değil. Evet, şart değil. Sünnettir. Gaslül cuma. Evet, cuma namazına gitmek için keza cuma günü mecburu değil. Yani tabii cünüpseniz mecburi de böyle değilse cuma günü cuma namazına gitmek için gusletmek Efendimizin emridir. Peygamberimiz buyuruyor ki men ihtesele yevmel cuma fümme raha ve ansada hatıra yafrugal hatibu yufule lehu ma beynehu ve beyne cumatil ukra. Evet. Bir adam cuma namazını kılmak için evinden boy abdesti alır. Anlattığım şekilde guslünü abdestini alır. Yolda giderken kimseyle kavga etmez. Dedikodu etmez. Ve böyle camiye gelir. Camiye gelirken besmeleyle girer. Sağ ayağında girer. Hutbe okunurken hiç konuşmaz. Hutbe dinlemek farz çünkü. Tesbih çekmez, namaz kılmaz. Hutbe dinleyecek. Selam verseler almaz. Böyle hutbeyi bitirinceye kadar
bu şartlara uyarak bir adam gusülle cuma namazı kılarsa ufire lehu ma beynehu ve beyne cumatil ukhra. Bu cuma ile bundan evvelki cuma arasındaki ve ziyatetü selaseti eyyam, 3 günde fazlası yani 10 günlük günahları affolunur diyor. Evet, mecbur olsun olmasın. Mecbur olduğu zaman da bu sevabı alırsın. Ondan dolayı Anadolu'muz, atalarımız, Allah onlardan razı olsun, hep öflerimiz, adetlerimiz, deyimlerimiz, geleneklerimiz bu hadislere göre şekillenmiş. Düğünleri hep cuma akşamında rastlantı getirirlerdi. Perşembe günü akşam biter düğün, gelin damat birleşecekler, tabii yıkanacaklar. Böylece cuma gecesi yıkandığı için cuma günü guslünün faziletini alacak. Öyleydi, şimdi Avrupa'yı taklit ediyoruz. Pazar gün tatil, pazar gün tatil oluyor. Evet, olsun, cuma günü yine eskiden böyleydi. Düğünler o gün biter, şimdi pazar günü aldılar düğünleri. Yani bu yasaktır falan demiyorum. Ama adetimiz buydu. Şimdi değişse de cuma günü gecesi eşinizle birleşseniz bile bu sevabı alırsınız. Onun için düğünleri o güne rastlatırlardı. Hem de 2 sevap alır diyor. Bir kendi yıkandığı için, bir de hanımını yıkanmaya mecbur ettiği için 2 sevap alır diyor. Yani bu olmasa bile cuma günü boy abdesti alan adam, kadın da dahil buna, kadınların cuma namazı kılması mecburiyeti yok, camiye gelmeleri mecburiyeti yok. Olsa bile cuma günü diye cünüp olmasa bile, böyle birleşme olmasa bile kadın da erkek de cuma günü boy abdesti alırlarsa 10 günlük günahları silinir diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet efendim, bu hadis-i şerifi Ayşe radıyallahu anha validemizden nakletmişler. Onun için bu cuma güslüne dikkat edin. Yani memursunuz, işçisiniz. İlle en güzeli tabii boy abdesti aldıktan sonra bu abdest bozulmadan cumayı kılmak. Yani en güzeli bu. Tabii memursanız sabah gittiniz, öğleye kadar kaç saat var. Siz sabahleyin yıkandınız mı bu 10 günlük ecri alırsınız. Ama en güzeli bu abdest bozulmadan cumayı kılmak. Yani rahatsız durumunuz yoksa. Evet, ona göre herkes kendini ayarlamalı. El gaslu vacibun ala kulli muslimin. Evet, bütün Müslümanlara, bütün Müslümanlar, erkek, kadın, hür, köle, kadın, hunsa, erkek mi kadın mı belli olmayan kimse, bütün bunlara, her Müslümana yıkamak mecburiyeti vardır. Fi seb'ati eyyamin, 7 günde bir. Hafta 7 gün, 7 günde bir yıkanmak, gusül mecburiyeti vardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar kuvvetli bir sünnettir bu diyor. 7 günde bir, evet, nereye yıkayacaksın? Şa'rahu, saçını. Ve beşerahu, evet, derini yıkayacaksın. Şimdi saç deyince, erkeklerin saç uzatması, bir şey demiyoruz. Ama erkekler saçlarını kadınlar gibi böyle arkasına top yapamazlar. Bu kadınların usulüdür, adetidir. Ondan dolayı benden söylemesi, ben aracıyım, fıkıh hükümlerini söylemek zorundayım. Bir erkek giyimde, kuşanmada, süslenmede, konuşmada, yürümede erkek gibi değil de kadın gibi, kadına benzeyerek bu işleri yaparsa lanet ediyor Peygamberimiz. Melekler de lanet eder diyor. Erkek erkekçe yürüyecek, erkekçe konuşacak, erkekçe davranışlarını yapacak, süslenecek erkekçe, konuşacak erkekçe, kadın gibi konuşması biliyorsunuz var. Melundur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu saçlarını bak büyütmek caiz. Omuzlarına kadar uzatabilirsiniz, problem yok. Ama ben şimdi o filmden dolayı, diriliş filminden dolayı adam yukarıya bağlıyor. Evet, bu yok. Bu kadınların adetidir. Bunu bağlayanlara Peygamber lanet ediyor. Ben de sizi uyarıyorum. Cemaate geliyor şimdi. Saçı böyle yukarıdan top etmiş, bağlamış. Bağlama mübarek adam. Salıver saçını. Saç, uzun saç seviyorsan. Ama bağlarsan kadınların usulünü yaptığın için,
onlara benzediği için Efendimiz lanet ediyor. Ben de size aktarıyorum. Yani o adamları, başındaki adam geldi. Biz işte sol elleri yiyorlardı. Dedim herkes sizi seyrediyor, gençler sağla yedir dedim. Tembih etti, sağla yediler. Ama o saçını bağlama o zaman yoktu. Ya ben aklıma gelmedi. Onu söylemediğim için saçını bağladı. Bir daha da şimdi herkes camide saçını böyle top edip geliyor. Yanlış. Konuşurken erkek gibi konuşacaksın. Kadın gibi kıkırdamayacaksın. Yürürken davranışlarında erkek gibi olacaksın. Asla kadınlar gibi. O zaman diyor melekler Allah lanet eder diyor. Güzel peygamberimiz. Bunu şimdi 7 günde bir yıkanmak dinimizin gereğidir. Evet yani cünüp olmasan bile, hayızdan kurtulmasan bile 7 günde bir yıkanmak peygamberimizin vacibün ala kulli muslimin, her Müslüman üzerine vaciptir. Yani vacip gibi kuvvetli bir sünnettir. Farz değil. Farz, cünüp olursan, hayızdan kurtulursan o farz. Ama bu 7 günde bir defa hiçbir şey olmasa bile yıkanmak sanki kel vücubi fit te'kidi, o kadar kuvvetli sünnettir. Sanki vaciptir. Dinin farzı gibidir. Evet, şimdi Amerika'da bulunduk. Şavat ettiler, gittiler 96-97'de. Fransızca, Arapça biliyorum. Gelmişken dedim bir de İngilizce öğreneyim dedim. İngiliz okuluna gittim 59 yaşında. Evet, şimdi gavurlarla olan şeyi anlatacağım. Bu 7 günde yıkanma meselesi. Şimdi sınıfta hoca, bayan hoca, öğretmen bayan hoca parfümün güzel kokulardan bahsediyor falan filan. Parmak kaldırdım. Bizde dedim parfüme gerek yok. Niye dedi? Çünkü biz Müslümanlar dedim 7 günde bir defa yıkanırız dedim. Kokmayız dedim. Pis olmayız dedim. Ona da yıkanmak yok. Yani cünüp olsa bile yıkanmak yok. Onun için kokuyorlar. Koktuğu için de eli içinde şey olmasın diye parfümden sebep bize dedim parfüm gerekmez. Parfümü dedim kadınlar sürerdi. Erkek adam dedim erkek gibi olur filan. Öyle bir olay olmuştu. Onu söylemek istiyorum. Evet, hiçbir şey olmasa bile 7 günde bir defa yıkanmak sünnettir. O günde cumaya rastlatırsanız böyle bir müjde var. Hiç mesela yaşın şu kadar böyle bekarsın filan olsa bile cuma günü boy abdesti alarak cumaya giderseniz 10 günlük günahlarınız silinir müjdesi var. Ben de size aktarıyorum. Böyle olmasa bile 7 günde bir defa yıkanmak sünnettir mutlaka. Saçı yıkayacağız. Saçı da kadınlara benzetmeyeceğiz. Kadınlar erkeklere benzetmeyecek. Saçlarını maalesef erkek gibi tıraş oluyor. Hayır, kadın uzun saçlı olur. Erkek gibi olsa o da melun. Erkeğe benzeyen kadın, kadına benzeyen erkek lanetlidir. Efendimizin sözlerini aktarıyorum. Bakabilirsiniz, tahkik edebilirsiniz. Erkek erkeğe, kadın kadına benzeyecek. Maalesef şimdi erkek gibi tıraş oluyorlar. Ceket de giyiyorlar, pantolon da giyiyorlar. Bunlar dinen yanlış. Kadın kadın gibi giyinecek, kadın gibi saçını yapacak. Açık kesse bile erkek gibi tıraş olması ayrıca bir vebal, ayrıca kötü. Bunları arz ediyorum. Evet, saçını yıkayacak, cincili yıkayacak 7 günde bir. Evet, diyor Peygamberimiz. Tabii cuma günü olması, evet. El guslu fi hazil eyyam vacib. Şu sayacağımız günlerde yıkanmak mecburi olmasa bile, böyle cünüplükten filan olmasa bile vacip hükmünde kuvvetli bir sünnettir. Yevmül cuma, cuma günü. 2 ve yevmül fıtır, Ramazan bayramına giderken bu abdesti alacaksın, bayrama öyle gideceksin. O da aynı bu sevapları kazandırır. Ve yevmün nahır, kurban bayramı namazına giderken camiye mecbur olmasan bile, yani cünüp olmasan bile boy abdesti alıp öyle gideceksin. Öyle bu sevapları kazandırır. Ve yevmü arafa, arafa günü keza yıkanmak bu sevapları kazandırır. Vacip gibi kuvvetli sünnettir. Efendimizin sözü böyle. Evet.
sünnet ama sanki farzmış gibi, farzmış gibi, evet. Bu bizim Hanefi mezhebinde böyle. Ama bazı hocalar peygamber böyle vacip dediğine göre farzdır diyorlar. Biz de öyle, vacip ki kuvvetli bir sünnettir, evet. Evet, bunları da tabii şimdi onlara da girmiş hoca efendi. Şimdi şar 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 akıtma güzel kardeşim. İsraf haramdır. Yemek, çay içiyorsunuz, yemek yiyorsunuz, adet. Çayın dibinde kalıyor çay. Su içiyorsunuz, bardağın dibinde kalıyor su. Yemek yiyorsunuz, Anadolu'da düğünlerde yemek verilir. Geliyorlar, yemeği sıyırırsanız ayıp sayılıyor, açgözlü falan diye. Tam tersine. Yemeğin tabağında yemek bırakmayın. Çayı tabağında çay bırakmayın. 2 milim, 3 milim olsa bile, bir parmak olsa bile. Sakın bırakmayın, için. O yalvarıyor diyor Peygamberimiz. Beni şeytana bırakmayın. Çünkü o çay artığını, yemek artığını ne yapıyorlar? Çöpe atıyorlar. Şeytana bırakıyorlar. Evet, ben yalvarır diyor mümine. Ben ona iç beni diyor. Tüket beni. Aman beni şeytana bırakma der ama sen anlamıyorsun. Bir de evet, israf haramdır. Ayrıca nimetin kadrini bilmeyenden Allah nimeti alır. Evet. Nimetin kadrini bilmek ona değer vermektir. Sen yemek artığını, ekmek artığını çöpe atarsan kadir bilmek değil, hakaret olur. Onu pislerin içine atıyorsun. Elinden nimeti alır yani. İsraf fakirlik sebebidir. Dinen böyledir. Efendim asgari ücret şu olacak, bu olacak. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu vatandaşı eğitiniz. Yemek, ekmek artıklarını çöpe atmasın. Çöpe atılırsa ki İstanbul'un çöpe giden yemek, ekmek artıkları sudan milletini doyurur diyorlar uzmanlar. Rakamla sabit. Bu nazariye değil. O kadar çöpe yemek artığı atılıyor, ekmek artığı atılıyor. Bir bizde değil. Arafat'a çıkıyorsunuz, yollar ekmek, üstüne pasıyorsunuz, kalabalıktan sağa sola gidemezsiniz. Eğilseniz ezerler geçerler, kalabalık. Ekmeğin üstünden geçiyorsunuz, hacca gelmiş adam, dünyadan haberi yok. Yiyor, atıyor, yiyor, atıyor. Allah bize şuur versin. Onun için tokadı yiyor Müslümanlar bak, gavurlar tepesinde. Suudi Arabistan'ın tepesinde, Suriye'nin tepesinde, şuranın tepesinde değil mi? Ceza veriyor Allah. Gavuru sever mi ya? Ama sen ekmeğin üstüne yürüyorsun yahu. Arafat'a giderken ekmeğin üstüne yürüyorsun, görüp durursun. Yapacak başka şey yok, ezerler seni o kalabalıkta. Çok yanlış. Yiyeceğin kadar al. Fazlasını yere atma. Evet, sofrada da tabağın dibinde artırma. Çayı artırma. Suyu artırma, içeceğin kadar al. Ekmeği de, evet yemedin, çatlayayım mı? Yok, o artığı çöpe atma. Kediye ver, hayvana ver, köpeğe ver, fakir fukaraya ver, kuşa ver, hayvanlara ver. Ama çöpe atarsan hakaret ediyorsun nimete. Nimetin kadrini bilmezsen de, le'in şekertüm, le'ezîden lekûm, ve'in kefertüm, ayet-i cellesi var. Değerini bilirseniz daha da artırırım diyor Allah. Kesin le eziden döküm. Kesin kes fazla vereceğim nimeti. Ama nankörlüğü derseniz, nimetin kadını bilmezsen çöpe atarsanız çay da nimettir, su da nimettir, ekmek de nimettir, yemek de nimettir. Bunu çöpe atarsanız o zaman elinizden alırım diyor. Onun için asgari ücreti 5000'i çıkarsan gene yetmez. Bereketsiz olur paralar, yetmez, yetmez, geçinemezsiniz. Onun için bunu bir Müslüman olarak çoluğunuza, çocuğunuza, ailenize mutlaka söyleyin, öğretin, ciddi durun, sert davranın. Sakın bir daha yemek çöplüğe yemek artık atma, ekmek artık değil mi ya? Çok sert davranın hanımınıza, kızınıza, oğlunuza. Bu kadar önemli,
bu kadar önemli. Aman siz siz olun, yemekleri çöpe attırmayın, artıklarını çöpe attırmayın. Memleketin fakirliğine, bereketsizliğine sebep olur. Bunu da burada açıkça belirtiyorum. Evet efendim, evet şimdi evet saçını, terisini yıkar diyor 7 günde. Cuma günü yıkanmak, bayram günü yıkanmak, kurban günü yıkanmak, Arafa günü yıkanmak peygamberin sünnetidir. Çok sevaptır. Hiçbir şey olmasa bile vacip gibi kuvvetli bir sünnettir. Evet, bunu da tekrar tekrar size hatırlatıyorum. Evet, bu su kullanırken de oraya ondan geldi iş. Burada ölçülerini vermiş. Evet. Şar şar akıtma arkadaşım. Güzel şeyleri var. İhtiyacın kadar akıt. Çünkü o su çok kıymetli bak. İstanbul susuz kalıyor. Eğer Sakarya'dan şuradan mı getirmeselerdi göl yetmiyor. Nüfus 17 milyon. Her yerde böyle su kıymetli. Ölçülü kullan, israf etme suyu. Onu söylüyor. Peygamberin sa'dan, müt'ten bahsetmiş. Müt, sa'ın 1/4. Sa, işte 2,75 litre bir ölçü birimi. Yani israf etmeyeceksin, yeteri kadar. Ama tabii yıkamış olmak için, elimizi yıkamış olmak için, elimizin her tarafını ıslattıktan sonra su, bir damla olsun damlaması lazım. Hiç damlamazsa bunun adı yıkama olmaz. Mes olur. Mes ediyoruz ayağımızı hani. Bunun da ölçüsü böyle dinen, fıkıh ölçüsü. Vücudunu yıkadın mı hiç olmazsa bir damla akacak fazlası. Yağlan, ötekine yağlanma denir. Böyle görüyoruz da haçta kalkıp tuvalete gitmek o kalabalıkta çok zor. Çay bardağında suyunu aldı Arap, yağlandı, nasıl oldu dedim, tamam dedi, olmadı dedim. Olur mu ya, yağlandı öyle namazı kılıyor. Yani yalnız bizde değil, maalesef Müslümanlarda fıkıh bilgisi sıfır, şuur sıfır. Aman siz israfçı olmayın, ama yıkamış olmak için de arz ettiğim gibi elin yıkadıkları hiç olmadı, bir damla olsun fazladan akacak. Akmazsa yıkama olmaz, onu söylüyor Hoca Efendi burada, onları açıklamış. Ben de size aktardım. Evet, bu gusül meselesine yine devam ediyoruz. El guslu yevbel cuma ala kulli halimin bülüve ermiş. Kadın, kız hayız görmüş. Bülüve öyle erer. Erkek hamamcı olmuş deriz biz. Düş azmasıyla işte meni gelirse o zaman mükellef olur, sorumlu olur. Artık 5 vaktini tam kılacak, Ramazan orucunu tutacak, dinin bütün emirlerini yapmak zorunda. Evet, bunu da babası sağlayacak, anası sağlayacak. Evet, öyle dikkat edecek, küçükken alıştıracak ki o noktaya gelince şey etmesin. Evet, el halime yani bali olana cuma günü gusletmek mecburiyeti vardır diyor. Yani vacip gibi şeydir. Mesela İmam Şafii, İmam Malik, İmam Yusuf bunlar farz demişler. Miner ricali ve la kulli baligin minen nisai. Erkeklere de kadınlara da vaciptir diyor. Yani vacip kadar kuvvetli bir sünnettir. Onu söylüyor. Evet. Men tavatta yevmel cuma fe biha ve ni'met. Kim cuma günü, biz niye farz demiyoruz ona, vacip dediği halde peygamber, cuma günü kim abdest alırsa ve ne güzel yapar. Ve minel ıhtesele, amma gusül abdest alırsa cuma namazı giderken fel gusül aftal, gusül daha faziletlidir dediği için demek gusletmeden de cumaya gidebilirsin demek bu. Alırsan daha faziletli demek, ondan sonra farz demiyoruz, ötekiler farz demiş. Biz farz demiyoruz ama farz gibi bir kuvvetli bir sünnet. Evet, ona dayanıyor İmam Azam Hazretleri. Evet efendim, şimdi bir gün
Hazreti Ömer var, Hazreti Osman var biliyorsunuz. Hazreti Osman, Hazreti Ömer halife, Osman ondan sonra halife. Ama bunlar sahabinin önde gelenleri, seçkin kimseler. Allah şefaatlerine nail eylesin. Hep yazıyor bak bunlar. Ömer, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin, aşire-i mübeşşere. Biz öyle bir milletiz. Onları hep camilere yazarız. Hep bakın orada yaz Hasan, Hüseyin karşıda. Evet, büyük insanlar. Şimdi geç gelmiş Cuma'ya Hazreti Osman. Ömer hemen yakalamış onu. Niye demiş? Saat kaç? demiş yahu. Abdest alırken biraz geciktim. Ne demiş? Gusülden bahsetmiyorsun. Abdestten bahsediyorsun. Hani gusül demiş? Ömer bu şakası yok. Bir azarlamış onu. Cuma günü gusül etmek o da önemli. Sen abdestten bahsediyorsun demiş. Bir de geç kalmışsın. Hırpalamış onu namazda. Evet. İzaca hadüküm el cumadı fel yağtesil. Peygamber cumaya geldiğiniz zaman kusledin demedin mi? Duymadın mı demiş. Bir azarlamış onu. Böyle bir olay da geçmiş. Cuma gusülü o kadar önemli. Sonra derecede sevabı çok. Evet. Bazıları diyor ilkin farzdı sonra sünnet oldu falan diyenler de vardı. Şimdi vacip hükmünde kuvvetli sünnet. Evet. Onu söylüyor. Evet. Abdullah Ömer bunu söylemiş. Evet efendim. Cuma günü guslüne önem vereceksiniz. Efendim akşam o gece yıkansanız da olur. Mecburi olsanız da olur. Mecburi olmasanız da olur. Memursanız, işçiyseniz geceden sabahtan yıkanıp gidebilirsiniz. O sevabı alırsınız. Ama en güzel arz ettiğim gibi cuma günü bozmadan namazı kılmak en güzeli bu. Evet, şimdi tabii bu kadar büyük müjde var. 10 günlük günahlar sildiriyor ya. Evden çıkarken hanım asılır. Hanımı dürter şeytan. Şunu al ki ha, unutma ha, tamam. Unutma ha, tamam. Unutma, tamam. Kızdırır seni. Cuma'ya gidiyorsun ya. Halbuki ne dedi peygamber? Guslet de, cuma'ya git de hiç kavga etme, kimseye dedikodu etme dedi ya. Bu 10 günlük sevabı elinden almak için şeytan hanımı dürter. Unutma, yeter lan falan diye bağırma. Ne dese tamam, baş üstüne de. Kavga yok. Yolda giderken komşu gelir. Komşu, duydun mu? Falan komşumuzun oğlu şöyle yapmış, kızı şöyle yapmış. Dedikodu yaptırmak ister, konuşturmak ister. Kusura bakma, ben cumaya gidiyorum. Çünkü ibadet başladı, 10 günlük günah silindirecek. Bu şartlara bağlamış. Ben cumaya gidiyorum. Dedikoduya kapılma. Başka laflar etme. Ticaret lafı etme. Cumaya gidiyorsun, ibadet yapıyorsun. Cumadan sonra konuşalım. De. İşte bunlara dikkat ederek cumaya erkenden gidip sağ ayağınızla besmele çekerek girerseniz, hutbe sırasında hiç konuşmazsanız 10 günlük günahlarınız siliniyor. Öyle Efendimizin müjdesi böyle efendim. El gazabu, gazap, öfkelenmek. Evet, öfkelenmek. Mine şeytani, şeytandandır. Feize vecedehu ahadüküm, sizden biriniz öfkelendiği zaman, sinirlendiği zaman, evet, kaimen feliyeciliz. Eğer ayaktayken öfkelendiyse hemen otursun. Pozisyon değiştirsin. Evet. Ve in vecedehu calisen, otururken öfkelendin. Öyle bir laf etti hanım, çocuk veya arkadaşın. Küplere bindin. Otururken sinirlendin. Felyastacı, yatsın uzansın. Yatsın uzansın. Evet, öyle diyor güzel peygamberimiz. Pozisyon değiştireceksin. Şimdi başkası da var, onu da okuyalım, bundan sonra söyleyelim. El-gadabu mineşşeytan. Gazap, öfkelenmek şeytandandır. Evet. Ve şeytanu hulika minennar. Şeytan alevli ateşten yaratıldı. Vel-mâ'u yutfiyun nâr. Su da ateşi söndürür.
Öyleyse diyor güzel peygamberimiz, feiza gadıbe ahadukum felyagtesil, sizden biriniz öfkelendi mi gitsin gusül abdesti alsın. Bütün vücudunu yıkasın suyla, boy abdesti alsın. Mümkünse, evet, değilse abdest alsın. Değilse, ayaktaysa ya otursun. Otururken kızdıysa uzansın, yatsın, pozisyon değiştirsin. O öfke halini değiştirsin diyor. Çünkü öfke geldi mi akıl kalmaz değil mi? Akıl kalmaz. Şimdi biz hocayız. Telefonlarla öyle durumlar geliyor ki hanımını kaçırmış. Anası babası vermemiş. Mutlu bir 15 yılları var. Çoluk çocukları var. Ama bir şeyden kafası kızmış. Kafası kızınca lan demiş 9 talakla boşadım lan seni. Ondan sonra hocam beni kurtar. Ben nasıl kurtarayım ben? Her şeyin bir kuralı var. Ben kuralları değiştiremem ki. Hanefi mezhebinde olanlar bir anda 3 defa boşadı mı tüm haklarını yemiş oluyor. O kadın isterse başka kocayla evlenecek. Evlenince cinsel ilişkide bulunacak. Ondan sonra herif boşayacak. Boşarsa ondan sonra kadın can isterse eski koca helal olur. Böyle şartlara bağlanmış. Ben nasıl yapayım? Kural bu. Git diyor müftüye. Evet, tabii hani Şafii mezhebinde bir anda 3 defa boş ol dediyse diyor tek sayıyor o. Bizde öyle değil. 3 hakkını bir anda kullan gitti. Ondan sonra ağlıyor beni. Ben seni kurtaramam. Ben de bu kitaplara göre yarın hesap vereceğim. Bunların dışına çıkamam güzel kardeşim. Aa, şeytandandır. Yuvayı yıkar. Arkadaşlığı son verir. Ananı babanı dövdürür, öldürüyor bak. Gazetelerde görüyorsunuz. Öfkelenmiş bir haline. Aa, şeytandandır. Mantık gelince mantık, öfke gelince mantık kalmaz. Her türlü pisliği yaptırır. Bu şeytan yapar bunu. Onun için öfkelendiğiniz zaman bir mesela karı koca ilişkiler sakın tartışmayın. Pozisyon değiştirin. Ya kapatın kapıyı, sokakta yürüyün, gelin 2 saat o şey geçsin. Ondan sonra serin kafayla konuşabilirsiniz. Böyle çok zor durumlar doğabilir. Efendimiz de pozisyon değiştirin diyor. Ayaktaysan otur, oturduysan yat. Yattıysan kalk. Duruyorsan yürü. Ha, bir en güzeli git boy abdesti al. Tabii boy abdesti alınca vücut rahatlar, o sinirlilik gider. En güzeli o. Onu bu her yerde yapamazsın. Abdest al, onu da her yerde yapamazsın. Bunları yap, pozisyon değiştir diyor. Öfkeyi dağıtmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara uyarsak bu yanlış şeylerden kurtulmuş oluruz. Evet, Maviye Hazretlerinden nakledilmiş bu okuduğumuz hadis. Evet. Evet. Şimdi Maviye Hazretleri hutbe okuyormuş. Onda hutbede unutmuş söyleyeceğini. Canı sıkılmış koskoca vahiy katibi. Sonra da biliyorsunuz Emevilerin halifesi Şam'da. Çok canı sıkılmış, öfkelenmiş. Minberdeyken durun demiş. Gitmiş boy abdesti almış gelmiş. O hesapları bülbül gibi konuşmuş. Peygamber hani diyor ya, öfkelendiyseniz gusül edin, onu yapmış gelmiş. Ama devlet reisi olduğunu beklemişler. Sıradan imam olsa oho isyan ederler değil mi? Evet. Bu peygamberin tavsiyeleri bunlar efendim. Evet, bunlara uyacağız. El gurfetu, evet, min yakutetin hamra. Bu hoca efendi bir korkutuyor, bir müjdeliyor. Kanunun girişinde yatıyor orada. Geçen gün anlattım da orasını unuttum. Rahmetli Menderes dışarı giderken bunu ziyaret ediyordu, Kanuni'yi. Öyle gidiyordu. Eyyubi ziyaret ediyor, öyle gidiyordu. Ben de buna şahidim. Ben de çünkü talebeyken hep buraya gelirdim. Hocalarımın hocaları buralarda hepsi. Bakmış ki turistler pis bu Kanuni türbesinin fotoğrafını çekiyorlar. Bu yanındaki muhterem bu gümüşhanelerin yetiştirdiği hocalar var. Onların üstünü çıkarak cünüp pis hepsi.
fotoğrafını çekiyorlar. Bunu görünce emir vermiş. Demiş ki bu kabirleri demiş şimdiki yerlerine arkaya alın. Aldırmışlar. Benim hocam da anlattı bizzat. Onun hocası da burada yatıyor. Mustafa Feyzi Efendi. Gümüşhaneli Hazretleri'nin yetiştirdiklerinden. Bir bakmışlar adam bugün gömülmüş gibi. 60 yıl olmuş gömüleli. Çürümemiş hiç. Kim filan derken işte hoca efendi benim bulmuşlar. Bizzat oğlum dedi kucağımda aldım götürdüm dedi. Sanki bugün gömülmüş gibi hiç çürümemiş. Böyle adamlar çok yani. Bir tane değil. Evet işte sıra buna gelmiş. Şeyi kırılmış. O kürüyen makinenin küreği kırılmış. Mühendis bundan işkillenmiş. Ben demiş yapmayacağım. Gırgır gelmişler. Hadi lan demişler. Batıl itikatlı. Ne lan bu? Filan. O çekilmiş. Yapmamış. Bir başkası gelmiş. Olan vaka bu yani. Gelmiş. Kabiri kaldıracak. Ötekileri kaldırmışlar ama Gümüşhane'yle Zel hala orada duruyor ya. Onu içince çıldırmış. Bakırköy'e gitmiş. Tımarhane'ye girmiş o da. Böylece kalmış. Kaldırmamışlar. Büyük zat, bu kitabı yazan adam orada yatıyor. Büyük zat, öyle bir güzel insan. Evet efendim, böyle hikayesi var bu Gümüşhaneli Hazretleri'nin. Evet efendim, şimdi cennetliklerden bahsedeceğiz. Cennetlikler, cennetin cennet 8, cehennem 7. Böylece Allah'ın rahmeti, cennet yeri olduğu için Allah'ın rahmeti azabından üstün. Biri 7, biri 8. Oradan da. Evet, anlıyoruz. Şimdi cennette herkes kademe kademe olacak. Bir kapıdan girmiş, zor kurtarmış kendini. O var ama cennette. Ebediyen mesut. Bir üst derece, bir üst derece, biz üst derece. Bir de 7. kata çıkmış, 8. kata çıkmışlar var. Orada onlar en yüksek köşklerde, cennet köşklerinde gurfe. Oradalar görecekler. Şimdi siz berrak gecelerde yıldızları görüyorsunuz. Hayranlıkla bakıyorsunuz. Oo, ne kadar yukarıda. Cennette aşağıda olanlar da işte o yüksek makamlarda olanların odalarını sizin yıldızları gördüğünüz gibi görecekler diyor Peygamberimiz. Evet. El gurfetu gurfe, cennette gurfe min yakutetin hamra, kırmızı yakuttandır. Ev zebercet hadra ya da yeşil zebercettendir. Ev dürretün beyda, beyaz incidendir. Leyse fihe fasmun, ayıp kusur yok hiç öyle muazzam köşkler. Evvela vasam, ayıp kusur yok hiç, asla hiç eksiği var diyemezsin. Ve inne ehlel cenneti yetera'avne el gurafe minha kema teda'avne el kevkebed el şarkî vel garbî. Sizin yeryüzünde kutup yıldızı, şark yıldızı dediğiniz gibi Allah diye böyle hayranlıkla baktığınız gibi o yüksek makamlarda olanların bu gurfeleri yakuttan, incirden, evet bunları diyor öyle yıldızlar gibi görecekler. Niye çalışmadık lan diyecekler. Onların makamlarına niye ulaşmadık diyecekler. O da cennette. Ama bu makamlar öyledir diyor. Allah nasip etsin inşallah. Evet Allah nasip etsin. Tirmizi hadisi nakletmiş. Hedef cennete girmek olsun. Ama ne diyorlar? Bir adamın hedefinin büyüklüğü iman kuvvetindendir. Yani benim birinci kapıdan girsem yeter demeyin diyor. Bu söz Firdevs-i Alâ'yı nasip et ya Rabbi diye onu hedefine al. Tabii onu kazandıracak güzel işler yap. Fedakarlıklar yap. Firdevs-i Alâ peygamberimizin bulunduğu cennet en yüksek makamı. Allah nasip etsin inşallah. Evet, hedefini ona göre büyüt, ona göre de orayı kazanacak ameller işle. Ameller işle, onu
o sadette söylüyor. İşte o makamlara erişmek için elinizi sıkı tutun, ciddi davranın diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ya şimdi efendim buyuruyor ki ve inne Ebu Bekir'in Ebu Bekir ve Ömer minhum, o hayran kaldığınız semadaki yıldızlar gibi en yüksek makamlara erişenlerdendir. Erişenlerdendir. Ve en'ime, evet, evet, o nimetlere erenlerdendir. Evet, erenlerdendir. Sakın onların aleyhinde düşünmeyin. Sakın onların aleyhinde laf etmeyin. Öyle yüksek makamları vardır Ebu Bekir'in de Ömer'in de. Ama bu İranlar dayak delisi. 10 Muharrem'de onların günleri var ya işte, ağlama günleri. Ben de bulundum İran'da. Evet, Ebu Bekir Ömer Efendimi nasıl sövüyorlar, nasıl lanet okuyorlar. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Allah şuur versin inşallah, hidayet versin. Yani tabii onların o hale gelmesinin ateşi tapıyorlarmış Müslümanlıktan evvel. Mecusi. Bırakamıyorlar. Bir de tabii gavurlar Müslümanları birbirinden koparmak için yanlış şeyleri, Yahudi adam çıkıyor ben Müslüman alimiyim diye Müslüman arasına giriyor, fikirlerini bozuyor. Daha dün biz Bursa'daydık. Biz işte büyük zatları ziyaret ediyoruz gitmişken. Emir Sultan'a, Üftadi Hazretlerine gittik. Orada toplanma, hocam gel bir şey edelim. Yok, yemek yiyecek halim yok. Hiç olmazsa bir çay, ona da çayın ismi. Ama bir sorumuz var, olur. Dediler ki işte falan, ismini vermeyeyim. Falan hoca kabir azabı yoktur dedi. Namlı bir hoca. Şimdi sövmek günü olmasa bir ayarlamak lazım ama sövmek günah. Bir şey diyemedim yani. Yahu bu millet 1100 senedir Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadında Hanefi mezhebinde yürümüş gelmiş. Evet, ne büyük işler yapmışız elhamdülillah. Ne büyük işler yapmışız. Ama şimdi çıkıyor ben profesörüm diye. Kabir azabı diye bir şey yoktur. Ayet var mı dedi bana. Var dedim. Ayet soruyor. Yani, evet. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin sayısız hadisleri var. Kabir azabına dair. Peygamber hadislerini kabul etmiyor. Ayet var, var dedim. Şu anda ve üzlifetil cennetü lil muttakine gayra ba'id. Cennet hazır bekliyor. Cehennem de hazır bekliyor ayetlere göre. Cennette de kimse yok şu anda. Cehennemde de kimse yok. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur. Şu anda öyle. Firavun hakkında ki ben ziyaret ettim o Kur'an'da geçen Firavun'un kabrini anlattım ya. Klimalar var, havalandırmalar var. Gavurlar çok gidiyor ziyaretine. Turistik yer. Ben de Kur'an'da olanlara inanıyorum ama görmek başka oluyor. Mumyalanmış yatıyor öyle. Kel kafalı, kısa boylu bir herif. Firavun, Musa Aleyhisselam, Kur'an'da geçen Firavun'u. Evet. O kadar havalı. Öleceğim zannettim. Hava, nefes alamadım. Ya Rabbi dedim, canımı burada alma. Nasıl kaçtım oradan? Gavurlar öyle giriyor. Evet, lanet yiyor. Kıyamete kadar lanet yiyor. Böyle lanetli adamların kabrine giderseniz orada çok durmayın. O memleketlere giderseniz de orada çok durmayın. Lanet kıyamete kadar yağıyor oraya. Ben bunu yaşadım. Nasıl yalvardım Allah'a. Benim canım burada alma diye kaçtım oradan. Evet, böyle güzel yerle gittiniz mi ziyaret edin. Falan işte dedim Firavun hakkında dedim Kur'an'da ayet var. Biz Firavun'u sabah akşam ateşe atarız diye ayet var dedim okudum. İşte bu dedim ayet, anladın mı? Çünkü cehennemde kimse yok şimdi. Kur'an'da ayet var. Ateşe atarız diyor.
Nasıl atacak? Atış atıldın kimse görmüyor. Kabir azabının varlığına ayet delil bunu alırlar dedim. Bizim ehl-i sünnet itikadı. Şimdi öyle yeni yeni şeyler çıkıyor. Acayip fikirler çıkıyor. Biz ehl-i sünnet vel cemaatiz. Evet, bizim şeyimizde Ebu Bekir ne diyor bak, en yüksek makamda. Ömer o yıldızlar gibi. Hayranlıkla bakarsınız onlara. Efendim camilerimizde de tepemizde hep hatırlarız. Allah bizi sapıtmasın. O pis itikatlara kulak verdirmesin inşallah. Bunlar çoğalacak. Şimdi bunlar birkaç tane var. Ama bunlar çoğalacak. Onun için bu gibi şeylere dini bilgilerinizi artırın. Bu devirde artık dünyanın her pisliği evimize giriyor. Evet, her iyiliği de giriyor. Kâbe'yi açıyorsun, değil mi? Kâbe'yi tavaf eden hemen anında görüyorsun. Ama her tür pislik de var orada. Şuurlu olmazsanız, bilgili olmazsanız, çoluğunuzu çocuğunuzu bilgilendirmezseniz pisliklere aldanabilirler. Ama böyle diyenler, aldanmış adam öyle diyor. Sanki 1100 senedir ondan başka alim çıkmamış gibi. Kabir azabına kadar ayet var mı diyor. 1100 sene hiç aptal mı lan bu kadar yaşamış insanlar? Maalesef. Onun için bilgili olun. Karşınıza çıkacak böyle sapı fikirlere kapılmamak için. Karıştırabilir. O da koskoca profesör. Palavra sıkmaz. Mantıklı konuşur. O mantıklı konuştu diye itikadınızı şüpheli durumlara sokmasın. Bunların hepsinin yeri var. 1100 senedir tartışılmış, neler kan dökülmüş, kitaplaşmış, prensip olarak konmuş ortaya yere. Bunu ne kurcalıyorsun ya? Ne kurcalıyorsun? Evet, onun için diyorum. Mutlaka mesela Kur'an-ı Kerim tefsirini okuyun. Resmi tefsir Elmalı Hoca'nın Hak Dini tefsiri. Okuyun. Bir tane lügat koyun yanınıza. Çünkü dili biraz ağır. Asım Köksel Hoca rahmetlinin dünya birincisi olan İslam tarihini okuyun. Ebu Bekir kimmiş, Ömer kimmiş, sahabe kimmiş görün. Evet, 13 cilt. Evet, bunları okuyun. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Ehl-i Sünnet Akadini şerhi var, tercümesi var. Ali'ül Kari tercümesi. Okuyun. Hangi sözler küfürdür? Hangi şeyler sapıktır? Adam onları hiç okumadan o batılıların yazdıkları şeylere kapılıyor. Ayet var mı diyor kabir azabı, öyle şey yoktur demiş. Yani saçma tabii. Kur'an'da ayet var tabii. Peygamberimizin hadisleri var ya. Hadislere inanılmaz mı? Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Dört ana kaynağımız var, temelimiz var. Hep Kur'an'ın emrine göre peygamberin sünnetine uyacağız. Sözünü dinleyeceğiz. Peygamber sözüne göre Ebu Bekir'i seveceğiz. Onların gösterdiği yola göre işte bu büyük imamlarımızın bize tarifleri, ibadet etmenizi yapacağız. Evet, böylece sapıklıklardan kurtulacağız inşallah. Bunu size arz ediyorum. Evet, şimdi bir hadis daha okuyalım. Müjdeli. El-garibu ize marida fenazara an yeminihi ve an şimalihi ve min emamihi ve min halfihi felem yara ahaden yarifuhu. Gurbete gittiniz. Hiç tanıyanınız yok. İş dolayısıyla, ticaret dolayısıyla, şu veya bu dolayısıyla paranızı çaldırdınız veya düşürdünüz veya hasta oldunuz. Şu oldu, bu oldu. Diyor ki sağına bakıyor, tanıyan kimse yok. Soluna bakıyor, tanıyan kimse yok. Önüne bakıyor, arkasına bakıyor, hiç tanıyan kimse yok. Burada olsa, komşu ben rahatsızlandım, gel beni hastaneye götür, doktor çağır falan dersin. Gurbettesin, hiç tanıyan kimse yok. Sen de gurbete gitmiş, iş için, şu için. Gurbette adam diyor, hastalandı. Sağına baktı, soluna baktı, kimseyi göremedi. Evet, ise yağfurullahu lehu ma takaddeme min zenbi. Ne kadar zor. Hastane götürecek yok, parası yok. Böyle durumlarda Allah'a isyan etmedi. Allah'a yalvardı. Allah'a sığındı.
Allah günahlarını affeder diyor. Zor bir iş değil mi? Bak en kritik zamanda isyan etmiyor. Şimdi hep anlatırım ya, adam yiyeceğe muhtaç, bağ belliyor, parasını kazanıyor. Böyle vücudu sağlam, bağ bellemiş, terlemiş, bağrını bacağını asmış, rüzgar esiyor. Rüzgar esince terliği ne yapar? Hasta eder değil mi? Hasta etmiş. Benden başka garip bulamadın mı demiş. Allah isyan ediyor. Bağrını açan sensin. Tedbir almayan sensin. Ha, bu garip adam da isyan etmiyor. Sen beni ne bu durumlar düşün demiyor. Gözyaşıyla Allah'a yalvarıyorsa bu zorlu anda, kritik anda böyle yanlış işler yapmadıysa diyor Peygamberimiz مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَوْ مَا تَقَدَّمَ geçmiş günahların hepsini siler diyor. İşte böyle kritik anlarda Allah sapıtmasın. Bakın bir anda ne kadar kazanıyor. Böyle durumlarda işte öfkelendiğin zaman bak ağzına kötü çıkarma. Böyle kritik anlarda yanlış şeyler yapma. Evet. El gariku suda boğulan adam. Şimdi bu sadette suda boğulan adam şehidün. Ne kadar zor. Öleceğini biliyor, çıkamıyor. O anda Allah'a bağlanıyorsa Allah'ım bana iman nasip et. Allah'a bağlanmışsa, boğulmuşsa şehidün, şehittir. Evet, şehittir. Evet, aynen muharebe meydanında öldürülen gibi, ilim yoluna giderken ölen gibi, hac yolunda giderken ölen gibi. Evet, şehittir. Yani bulduğun zaman yıkayacağız, kefenleyeceğiz ama şehit ecri alacak. Ama muharebe meydanında vuruşurken ölmüş, onu yıkamayacağız. Kanlı elbisesiyle gömeceğiz. Bunun elbisesini çıkaracağız, kefenleyeceğiz, yıkayacağız ama şehit ecri alır. Evet, suda boğulan böyle ise şehittir. Vel hariku şehidün. Evet, şimdi yangın oldu fabrikada, apartmanda diyorlar, her gün çıkıyor. Evet, o mümin de hemen o anda Allah'a bağlanıp şehadet kelimesi getirmiş. Allah'ı hatırlamışsa, yanmışsa o da şehittir. O da şehittir. Evet, vel garibu şehidün, gurbete çıkmış, gurbetten söz ediyoruz ya. Kimsesi yok. Çaresiz kalmış, parasız kalmış, az kalmış. Allah'a isyan etmiyor. Gözyaşıyla Allah'a yalvarıyor. Orada ölmüş şehittir. Vel melduğu şehit. Yılan sokmuş. Evet. Can acısıyla ne kadar acır. Akraba okuyunca ne kadar acıyor. Ağzından küfür çıkmamış. Evet, adamın ağzı küfür alışırsa canı sıkıldı mı basıyor küfür değil mi? Öyle dememiş. Ağzı la ilahe illallah demeye alışmış. Öleceğini anlamış. Kıvranıyor acıdan. La ilahe illallah diyor. Allah'a yalvarıyor. Öyle ölmüş şehittir. Böyle zehirli aymen soktuğu kimse bu zorluklara rağmen ağzını bozmadıysa, İtikadını bozmadıysa ölmüşse şehittir. Vel mebtunu şehit. Evet. İç hastalıklardan evet doktor diyor ki bizim yapacağımız bir şey yok. Her şeyi yaptık ama iş bitmiş. Adam hiç yanlış düşünmüyor. Cenab-ı Hakk'a kalbini bağlamış. Allah Allah diyor. Ve iç hastalıklardan ölmüşse şehittir. وَمَنْ يَقَوْ عَلَيْهِ الْبَيْتُ فَهُوَ شَهِيد. Zelzele olmuş. Bak toprağın altında kaldı, gördünüz yani. Gene bozmamış itikadını, ağzından kötü laf çıkmamış. Allah'a bağlanmış.
Allah'a yalvarıyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah deyip durur. Boğulmuş toprağın altında, havasızlıktan boğulmuş ölmüş, şehittir diyor. Şehittir diyor güzel peygamberimiz. Tabii şehit ecri alacak demek bu. Arz ettiğim gibi muharebe meydanında harp ederken ölen kanlı elbise gömülür. Bunlar bulunduğu zaman çıkarılır, yıkanır, kefenlenir. Ama şehit ecri alacak. Mağfur yani günahlar affedilmiştir. O demek, o demek bu. Evet efendim, daha bitmedi efendim. Vel gayra ala zevcihe. Evet, kel mücahid fi sebilillah. Fele, evet, felehe, evet, ecrun şehid. Evet, ben buradakini tercüme ediyorum, bana kızmak yok. Biz elçiyiz arkadaş, elçiye zeval olmaz. Evet, sokakta hanımefendi, kocası yanında. Hanımefendinin her tarafı açık. Güzel vücutlu, boylu poslu, Allah bir de süslenmiş. Evet. O da her diye gidiyor. Siz ona boynuzlu deyus diyorsunuz değil mi? Deyus hadiste geçer. Karısını kıskanmayan adam demektir. Cennet koksun koklayamaz diyor Efendimiz. Hadis böyle. Böyle karısının güzelliklerini teşhir ediyor. Sokakta, düğünde. Ondan sonra karısını veriyor her bir kucağına. Dans ediyorlar. İyi diyor. Evet. Deyus. Hadiste geçiyor. Deyyus, şetteli. Siz şettesini söylüyorsunuz deyyus diye. Evet, cennetin kokusunu koklayamaz. Böyle değil. Karısının güzelliğini kimseye göstermiyor. Evet, bir erkek. Ona çok dikkat ediyor. Saçını da göstermeyecek şekilde öttürüyor. Boynunu, kulağını, şunu. Daracıkla gidirmiyor. Çıplaktır o zaten. Öyle değil. Karısını kıskanıyor. Bir erkek diyor, böyle kocasını kıskanayan, kıskanan kadın da böyle. Elin erkeklerinin yakışıklı mı, boylu, poslu mu onlara hiç bakmıyor. Tek gördüğü kocası, böyle bir kadın, kocasını çok kıskanıyor. Tabii aşırı hallere girmeden böyle, gözü sadece kocasını görüyor. Kocasının da gözü sadece karısını gözüyor. Elin karısı ne olsa olsun. Böyleyse bu adam diyor, bu kadın kel mücahidi fi sebilillah, Allah yolunda savaşan asker gibidir. Ve de ölü verirse evet felehe ecru şehid, şehit ecri alır diyor. Ne yapmalı bilmem. Şimdi moda, gavurlar karılarını kıskanmıyorlar. Neden? Domuz eti yiyorlar. Domuz karısını kıskanmaz. Ama ulan güvercin bile görmüyorum, dişisi nasıl kıskanıyor. Hele horoz. Horoz beslemek sünnet. Horoz sesi melekler haber verir. Eşek anırması, köpek uluması şeytan haber verir. Hadis var. Biz de bunlara uyalım diye evimizin bahçesine horoz aldık. Horoz, bir de tavuk aldık yanına. Derken bir arkadaşımız en güzel horoz da beyaz horoz. Hiç lekesiz beyaz horoz. Şeysi de ibiği de gül ibik, etli. Testere gibi değil, etli. Bunun peygamberimiz övüyor. Bir arkadaşımız bu hadis okuduk duymuş, tavukçu. Böyle bir horozu bana hediye edince ben de aldım. İstanbul'da horoz nasıl besleyeceksin apartmanda? Memleketimde evime, bahçeme götürdüm. Götürürken şeye koydum. Uçağa hayvan almak yasak. Ne var dedi? Horoz var dedim. Ben denizliyim dedim. Memur tamam hocam dedi. Geç dedim. Yani hayvan muamelesi yapmadı. Eşya muamelesi geç dedi. Fakat ilginçtir. Horoz hiç gık demedi. Uçakta. Uçağın merdiven iniyorum, başladı ötmeye. Ana dediler, horoz varmış. Neyse götürdük memlekete, koyduk bahçeye. Öteki bir tane hanım var, öteki horoz var ya. Bir başladılar dövüşmeye. Akşama kadar baktım ölecekler dövüşürken.
Bir horozgudan yok mu lan sen? Karısını nasıl kıskanıyor bak. E ya şimdi karısının her türlü güzelliğini sokağa çıkarıyor. Düğünde elin herifin kucağına veriyor. Bu da efendim bu medenilikmiş. Ulan bir sen gavur musun lan be? Allah Allah. Dinde bunun yası yok. Şimdi böyle değil. Karısını kıskanıyor, kocasını kıskanıyor. Gözü hiç harama bakmıyor. Ana şehit ecri vardır. Şehit ecri vardır. Karısından başkasının gözü kaymıyor adamın. Kadının kocasından başkasının gözü asla kaymıyor. Ölürse şehittir. Ve men kutile dune malihi fehuve şehit. Malını almaya gelmiş, yakaladın. Ama kıymetli bir şey bırakmıyor. Seni itip günü kaçacak. Onu mücadele ederken öldüysen, malın için bak dikkat ediyor musunuz? Malın için öldüysen şehitsin diyor. O senin malın. Evet, başka yol bulamadın, kalıp kaçtık. O seni vurdu, kaçtı. Kıymetli bir şeyin çalıyor. Şehittir diyor. Ve men kutile dune nefsihi tabi ve hüve şehit. Kendi canını öldürmek isterken, mücadele ederken sen onu öldürürsen, ölürsen şehitsin. Şevin, evet. Ve men kutile dune ahihi. Bir din kardeşin. Hiç tanımasan bir Müslüman. Onu bir başkası dövecek, öldürecek. Ona müdahale ederken, kavga-i ayrıyım derken, kasırada görüyorsunuz. Bıçak diyor, ona rastladı diyor. Adam kavga ayrıyım derken kendi öldü diyor. Şehittir. Kardeşinin canını kurtarmak için ölen de şehittir. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Ve men kutile dune carihi fehüve şehit. Komşu hakkı çok önemli ya. Komşunun evine baskın olmuş. Feryat ediyor. Sen de koştun. Onu kurtarayım deyken öldün. Şehitsin diyor. O da şehittir. Vel emru bil ma'ruf ve nehy anil münker fe ve şehit. Adam Ramazan günü mübarek günde oturmuş kelli felli beyefendi. Ramazan günü Müslümansın. Böyle sokak başında sigara içiyorsun. Bu öteki insanlara da saygısızlık olur. Kötü örnek olur filan. Ki gerçi adam sana ana avrat girmiş derken bir de çekmiş silahı vurmuşsa şehitsin diyor. Emr-i maruf yaparken, nehin-i alminker yaparken öldürdüysen şehitsin diyor. Güzel peygamberimiz böyle bize şey ediyor. Her zaman hedefiniz Kur'an'ı, hükümlerini, benim hükümlerimi, benim sünnetlerimi öğrenmek, yaşamak, başka müminlere de yaşatmak olsun. Onun için bunları söylüyor. Ebedi alemde mesut olalım diye. Allah bizi kamil müminlerden eylesin inşallah. Diyelim cümle.